Evet, sağ olasın Can. Can, tabii şu var, e, her zaman için gazeteciler işte seçimi kazanan bir kazananı vardır, bir kaybedeni vardır. E, seçimi kazananla da kaybedenle de mutlaka ilk röportajı yapmak ister. İlk röportajı, kazananla ilk röportajı İsmail Saymaz yaptı. Tabii ki büyük bir memnuniyette çünkü sonuçta bunlar Sözcü televizyonla yayınlandığı için ayrıca memnunuz tabii ki. E, kaybeden kesim burada yani kurultayda kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nda tabii ki bu seçim bu olayla ilgili anlatacakları çok önemli şeyler olduğunu düşündüm. Fakat olayın sıcaklığı nedeniyle fazla biliyorsunuz şu an şamada konuşulmaz ama bunların ileride mutlaka daha ayrıntılı bir biçimde konuşma imkanlarımızda olur ya da Kılıçdaroğlu'nun belki ileride daha farklı açıklamalar yapacağını da beklemek gerekir önce onu ifade edelim. Tabii öncelikle şunu soruyorsunuz. Kurutay nasıl geçti? Kurutay son derece demokratik buluyor. Önce onu söyleyelim. Ancak bu Kurutay sürecinde bir takım söylentilerin çıktığında biliyor. O söylentilerle ilgili de şu aşamada konuşmayı doğru bulmadığını ifade etti. İşte arkasından işte bundan sonra parti içerisinde işte nasıl çalışacak mısınız? Özgür Bey'e bazı önerileriniz mi olur mu diye. Ben öneri makamda olan birisi değilim dedi şu anda, Partinin de, de eski genel başkanıyım ve eski genel başkanı olarak aynı zamanda da partinin bir üyesi olarak tabii ki partimizin e, iktidara gelmesi için elimden gelen çabayı bir delege, bir üye olarak elimden gelen çabayı göstereceğim. Bu konuda da zaten kimsenin tereddütü olmasın ifadesinde bulundu. Yani şu var, Kılıçdaroğlu e, bundan sonraki süreçte de Partisinin bir yerde emrinde olacak, e, gayret edecek. Partisinin iktidara gelmesi için mutlaka e, çaba gösterecek. Bunu net bir biçimde ortaya koydu. Yani bu aşamada şöyle baktığınız zaman evet bir seçim kaybedilmiştir ama bu böyle demokratik bir ortamda yapılan bir seçim olması nedeniyle herhangi kimseye bir kırgınlığı, herhangi bir öfkesinin olmadığı da ifade ediliyor. Tabii hep şu görüldü. Bizler hep kurultay sürecinde yani seçim sürecinde hep e, Partisinin kurutan yapıldığı merkezdeydik. Orada şunu gördük tabii. büyük bir yanlış var, heyecanlı bir gelişme var. Başlangıçta Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağı konusunda delegeler arasında, il, il başkanları arasında böyle sohbet ettiğimiz zaman böyle bir hava vardı. Seçim başladıktan sonra o hava yavaş yavaş değişmeye başladı. Örneğin daha önce bunları tabi şunu da ifade ederek söyleyelim verilen imzalara baktığın zaman arada işte Hayri Kılıçdaroğlu'nun yüksek miktarda ona imza verilmişti. Fakat seçim sürecinde o imzaların çoğunun bir yerde boş olduğu anlaşıldı. Yani şu anlaşılıyor ki delege biraz şöyle yapıyor. Ben şimdi oyumu Kılıçdaroğlu'na vermiyorum, imza vermiyorum dersem yarın işte ne, ol ne olacağı belli değil diye düşünüyor ve e, fakat oyunu da kime istiyor orada e, veriyor. Yani e, orada baktığın zaman Özgür Bey'in bir seçiminde galip olduğu ortaya çıktı. Bu galibiyetten sonra şey şöyle bir beklenti oldu. Acaba Kılıçdaroğlu çekilir mi? tabi biz bunları düşünürken da çekilme gibi bir niyetin olduğu anlaşıldı. Bunu nereden öğreniyoruz? Kendi ağzından öğreniyoruz. Kendisiyle e, dün konuştuğumda şunu söyledi. Efendim, siz Kurultay'dan ikinci tura nasıl olsa birinci turda yenik çıktınız. İkinci turda seçimle çekilmeyi düşündünüz mü? Özgür Bey'i galip olarak ilan edip sahneye birlikte çıkıp orada tebrik etmeyi düşündünüz mü diye sorduğumuzda cevabı aynı şöyle olacak. Dedi ki, evet dedi düşündüm. Hatta Ekrem Bey dedi ki Ekrem Bey biliyorsunuz Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu Divan Başkanı olarak Ekrem Bey'i odaya davet etmiştik. Ekrem Beyle geldik, konuştuk. Ekrem Bey dedim ki Özgür Bey'i de çağırırsanız hep beraber konuşalım. Sahneye de beraber çıkalım ve burada seçim de ikinci tura gerek kalmadan e, bu işi bitirelim gibi bir yaklaşım da sergiledi. Yani seçimin yarışanı değil artık o saatten sonra çekileni olacaktı. Dolayısıyla zaten kazanan da dolayısıyla zaten kazanan da Özgür Bey olacaktı. E, bu, bu süreç içerisinde şunu gördük. Ben dedi bu işi şey yaparken, bu konuşmaları yaparken aradan dedi daha birkaç dakika dedi geçmeden e, bir Ekrem Edit isimli Twitter hesabından bir e, son dakika haberi gibi bir şey geçti. Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi diye. Bu dedi çok ağrıma gitti. Öncelikle onu söyleyelim. Ee, ve daha ben salona e, mu kullanmak ya da işte bu konuları konuşmak için içe dışarıya çıktığımda partililer de etrafımı sardı. Anında bana bu tweet'i gösterdiler ve bu tweet'in Ekrem İmamoğlu'na yakın bir e, Twitter hesabı olduğu kendisine söylendi. Bunu diyor benim çok ağrıma gitti. Ve sanki ben dedi talimatla dedi adaylıktan çekiliyormuşum gibi bir hava esti. Çok olumsuz bir hava benim açımdan dedi. Öncelikle bunu dedi kabul etmem. Fakat işte o arada dedi yine salonda bulunduğum sırada etrafımı saran dedi partililerden hem bu olaya tepki gösterip efendim şeylere devam edelim. Tura devam edelim yani seçim çekilmeyin. Çağrıları yapıldı ve bu arada da tabii bir muhtar olduğunu sonradan öğrendiğim ve kendisini deprem zede olarak tanıtan kişi e, bana gelip elimden tuttu ağlayarak aynen böyle ifade ediyor ağlayarak efendim dedi ben dedi Malatya'dan geldim işte bizler sizler için buradayız e, eğer çekilirseniz. Hakkımı helal etmiyorum, hem ben hem çocuklarım olarak biz hakkımızı helal etmeyeceğiz. Bizler evsiz barksız insanız şu anda. Ee, yiyecek ekmeğimiz yok ama sizi desteklemek için bugün yalnızdayız. Ee, çekil, çekilmemeniz gerekir gibi ağlayarak bunları söyleyince açıkçası e, olayın içerisinde işte hakkı hakkını helal etmeme gibi bir durum olunca dedeceğim o akan sular duruyor ve o zaman dedi ki e, ben dedi adaylıktan e, adaylığımı çekmedim Özgür Bey'le sahneye bu nedenle çıkmadım ve oyumu kullandım dedi. E, ve böyle bir e, olaya tanık olduk bizler de. Daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun anlatımlarına göre tabii o arada çok gürültüler yaşandı. Can yani, e, Kılıçdaroğlu'nun etrafını saran bazı kişilerin yaptığı açıklamalar, oradaki gerginlikler oldu. oldu. Bunların arasında e, olayda ismi geçen mesela e, Ali Öztunç e, ki CHP Genel Başkanının yanındaydı. Kendisini e, şeyle almamasına rağmen e, yani kendi görevine son vermesine rağmen Ali Öztunç'un ve yeniden e, MYK'sını almamasına rağmen Ali Öztunç Genel Başkanın yanındaydı ve Genel Başkanın orada oy kullanmasından yana olduğunu ifade etti. E, şimdi o sırada e, şey, e, i̇smi e, İmam Bakır Hüküş e, bu kişinin Öncelikle şunu söyleyelim bazı yayın organlarında e, işte CHP'nin de danışman falan gibi ifadeler geçiyor veya işte Tuncelli olduğu yani genel başkanın hemşerisi olduğu gibi yaklaşımlar var asla Bunlar doğru değil önce onu söyleyelim ne Tuncelli ne de partide herhangi bir danışmanlık veya herhangi bir görevi yok bir internet sitesinin sahibi ama Genel Başkan'ın genelde gittiği yerlere yanında çevresinde olan bir isim olduğunu söyleyelim. Ee, video kayıtları incelendiği zaman en çok bu kişinin bağırıp çağırdığı görülüyor. Orada diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na çekilmenize izin ver e, vermiyorum. E, şöyle deniliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na bağıran bu kişi çekilmenize izin vermiyorum şeklinde bir e, sesler duyuluyor. Ancak e, ben bu e, ümmet e, İmam Bakır Bey'le de konuştum, kesinlikle diyor ben orada konuştuğum hedefimde asla Kemal Kılıçdaroğlu yoktu, çekilmenize izin vermiyorum değil, çekilmenize biz izin vermiyoruz cümlesi vardı dedi ve orada tartıştığım CHP yöneticileriydi, zaten onlara yönelik biz size izin vermiyoruz diyorum çünkü onlar oy kullanmasını, oy kullanmasını istemiyorlar şeklinde de aralarında var. Ve arkasından da bugüne kadar yalan dolanla geldiniz. her konuda genel başkana yalan yanlış söylediniz. genel seçimlerde de bize kaybettirdiniz. Şu anda da kurultayı bize kaybettiriyorsunuz. Bunun sorumlusu sizsiniz diye bağırıyorum. Ama genel başkana değil bu sözlerim. Sonra herkes bağırdı çağırdı. Genel başkan hiçbirimizden etkilenmedi. Diyor ve e, bu konu e, çok tabii ki Genel Başkan'ın üzerinde de hayli etki yaptı. Zaten kimin ne söylediğinin e, kar, bir seslerin birbirine karıştığı bir ortamda. E, ben tabii bu olayda ismi geçen de, de Ali Öztunç böyle de konuştum. Ali Öztunç'ta söyledikleri onların da ifade etmek lazım. Ali Öztunç'ta şunları söyleyeceğim. Dedi ki e, CHP Genel Başkan Yardımcısı'ydı diyorum. Göreyden alınmasına rağmen kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Öztürk'se bazı arkadaşlarıyla ilk tur seçim sonucunu dikkate alıp adaylıktan çekilmesini önerdiklerinde orada bulunan bazı milletvekilleri ve partililer sizin yüzünüzden ilk tur kaybedildi. Genel Başkanın çekilmesine izin vermiyoruz. Çekilmeyeceksiniz diye bağırdı. da iki kez çekileceğini söylemesine rağmen hala onun adaylığını sürdürmesini isteyenler vardı. Onlardan birisi de partide herhangi bir görevi olmayan, işte sözünü ettiğim az önce internet sitesi sahibi olduğu İmam Bakır Bey'in olduğunu söyleyelim. Ben tarafların her tarafıyla yani her kesimle konuştum. E, gerek gerek Kılıçdaroğlu'nun anlatımları, gerek Ali Öztürk'ün, gerekse e, işte olayda ismi geçen, videoda bağıran, e, ki ön saflarda olduğu görülen İmam Bakır Üküş'te de konuşup e, bu konuyu bu şekilde gündeme getirdim. Tabii burada en önemli olan Kılıçdaroğlu kararıydı ve Kılıçdaroğlu iki olaydan sonuçta etkilenip oy kullanmadığını ifade etti. Birincisi sözü edilen Ekrem Bey'e yakın olduğunu söylediği yani kendisine söylenen Ekrem Edit isimli hesaptan çekileceğine ilişkin olayın böyle bir şekilde duyurulması. İkincisi de depremzede olduğu belirtilen Malatyalı muhtarın oradaki ağlayarak Çekilirsem ben de çocuklarımı hakkımı helal etmeyeceğiz demesi beni de çok etkiledi. Peki Kılıçdaroğlu bundan sonra konuşur mu diye merak ediyoruz. Kılıçdaroğlu tabii ki bundan sonra da e, seçim süreciyle ilgili mutlaka konuşacakları, anlatacakları olaylar vardır. Bunlar da eğer bir e, ileride e, konuşma imkanımız olursa kendisinden tabii biz de bunları dinler, dinlemek isteriz. Çünkü merak edilen belki bizim duymadığımız perde arkasında yaşanan... Olayların perde arkasında en azından öğrenmiş olacağız can. Şimdi bu olayda tabi bugün bildiğiniz gibi devir teslim töreni yapılacak. Kılıçdaroğlu da tabii ki törende olacak ve bu törenin arkasından da Kılıçdaroğlu'nun artık partideki görevi resmen son bulmuş olacak. Genel başkanlık görevi de resmen son bulmuş olacak. Kılıçdaroğlu'nun şuna üzüldüğünü de ifade ederim. yani üzgün müsünüz falan diye sordum da kendisine evet dedi üzgünüm dedi vefasızlık olayları dedi beni çok üzüyor dedi üzdü dedi hakikaten e, bu vefasızlık konusu dikkat edilirse e, bu dönemde sıkça gündeme getirilen bir konu hatta sabahleyin bir milletvekilinden dinledim aynen şunu söyleyeceğim dedi ki Kılıçdaroğlu'nun dedi otomobiline binmek için dedi arkadaşlar dedi yarışırlar dedi. Bir an önce Kılıçdaroğlu'nun bindiği otomobile onun otomobiline binelim diye. Fakat dedi kurultaydan dedi çıkarken dedi yanında dedi hiç kimse yok dedi. Hiç kimse yoktu. Hiç kimse otomobiline binmek için Kılıçdaroğlu'nun otomobiline binmek için kimseye herhangi bir hamlesi olmadı dedi. Peki siz ne yaptınız dedi? Ben de dedi şunu yaptım dedi. ben de hemen arkasından kendi otomobilimle kendi şoförüm oradaydı diye hemen arkasından ben de otomobille Kılıçdaroğlu'ndan önce onun evinin önüne yetiştim. Ona teselli etmeye çalıştım. Bunu da söyleyen milletvekilleri var. Bir de sevincini hakikaten böyle aşırı bir biçimde gösteren ne yazık ki milletvekilleri de var. Şimdi bu olaylar bakıyorsunuz ya bu kişilerin hepsi mesela o milletvekillerinin isim vermeye gerek yok. Bunların çoğu Kılıçdaroğlu'nun döneminde aday gösterildi. Kılıçdaroğlu'nun döneminde milletvekili seçildi. Şimdi bu sevincin, yani tamam bir desteklediğiniz kesim kazanır, sevinci yaşarsınız. Ama sanki Türkiye'de iktidarı değiştirmiş, sanki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bunlar kazanmış gibi böyle bir sevinç gösterisi de hakikaten toplumda yadırgandı. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Gerek konuştuğumuz kesimler, gerek Bizi gazeteden arayan vatandaşlar gerek e, işte in, e, inter, e, mesajlar iletilerle bunları da anlıyoruz hakikaten bunun da üzüntü yarattığını söylüyorum. ama bunun gibi vefalı vefa gösterenlerin de olduğunu da söyleyeyim. Örneğin e, Çorum Haber Gazetesi'ndeki bugün bazı e, il, okuduk, e, ilanları okuduk. Bu ilanlarda bir kısmında teşekkür ilanı vardı. Kimlerin teşekkür Can? İl başkanının ve merkez ilçe başkanının ve bazı ilçe başkanlarının Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar partilerine yaptığı e, işte yardımlar, destekler ve parti genel başkanlığındaki tutumu, e, demokrat tavrı nedeniyle de teşekkür ettiklerini söylüyorum. E, zannediyorum Kılıçdaroğlu bunlardan haberdar olsa en azından üzüntüsü biraz hafifler diye düşünüyorum. Ve gazetenin sahibi Mehmet Yol yaparla konuştuğumda e, bu. E, Açıklamaların daha doğrusu paralı ilanların bizzat il başkanı ve parti yöneticileri tarafından verildiğinde ifade etti. Bu da işin ayrı bir renkli tarafı diye düşünülür.